Yaşar Doğu'nun büyük oğlu Muzaffer Doğu, babası için düzenlenecek olan törene katılmak için geldiği Samsun'da kanalımızı ziyaret etti. Sorularımızda içtenlikle yanıtlayan Muzaffer Doğu, Samsun'da Yaşar Doğu'ya hak ettiği şekilde sahip çıkılıyor mu sorumuzu şu ifadelerle yanıtladı. Yarınki Kavak'taki Yaşar Doğu Anma Programı için geldim. Bugün de sizlerle tanışmak ve sizlerle böyle bir söyleşi yapmak için sizleri ziyaret etmek istedim. Onun için buradayım. Valla her sene maalesef gelemedim. Çünkü yoğun bir görevim vardı. Her sene gelemedim ama inşallah bundan sonra emekli olduğum için bundan sonra geleceğim. Bence Yaşar Doğu gerçekten babam olduğu için değil ama hayatını bu memlekete vermiş bir insan olarak Türkiye'nin dahi artık unutmaya başladığını, Samsun'un da yeterince önem vermediğini düşünüyorum. Sağ olsunlar tabii her sene Kavak'ta anma töreni düzenleniyor ama gönül isterdi ki gerçekten daha organize olunmuş bir şekilde çok daha iyi anma törenleri olması gerekirdi diye düşünüyorum. Kavak evet babamın kazası olarak güzel bir yer. Orada güreş okulu var. Orada da anılması güzel, çok doğru ama çok daha Samsun'un çok daha iyi bir şekilde anma töreni düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok daha iyi güreşler, hatta Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Şampiyonası'nın da Samsun'da olması ve bununla beraber çok daha iyi bir şekilde anılması çok daha iyi olurdu tabii. Valla babam, ben tabii babam öldüğünde çok küçüktüm ama annemden ve arkadaşlarından duyduğum kadarıyla babam milliyetçi, memleketini seven, köyünü, kazasını, Samsun'u ve memleketini seven bir insandı. Yani hiçbir zaman Kavak'ı unutmamıştı. Her zaman Samsun'u çok seven bir insandı. Onun için Samsun'un güreşçilere çok daha fazla önem verirdi. Samsun'da güreşler düzenlerdi. Yani bizim çocukluğumuzda bizim evimiz hastalanan, iş arayan bütün Samsunlular babamı bulurdu. Yani onun için babam memleketine çok önem verirdi. Yani diyorum ya, o zamanlar iş bulmak, hastaneler sorun. İşte Samsun'da biliyorsunuz sağlık hizmetleri eskiden o kadar iyi değildi. Türkiye'nin genelinde böyleydi. Onun için bütün Samsunlu hemşerilerimizden çok iş arayan, hasta olanlar hep Ankara'ya gelirdi. Babam hepsiyle ilgilenirdi. Muzaffer Doğu, Yaşar Doğu'nun hatıra defterinin nasıl kaybolduğuna da değindi. Şimdi o zamanlar bir gazeteci babamın hayatını yazacağını söyleyerek anneme geliyor. Annem de resimleri, bütün elimizdeki olan resimleri, hatıra defterini ve elinde olan dokümanları, her şeyi o gazeteciye veriyor. Maalesef daha sonra o gazeteci bir hastanede ölmeden birkaç gün önce bulunuyor polis tarafından ama işten geçiyor çünkü rahmetli oluyor o gazeteci ve aldığı dokümanlar, hatıra defteri ve resimler o günden sonra bulunamıyor. Yani ne olduğu belli değil. Maalesef o olayda o şekilde annem de bizler de küçüğüz. Annem de tabii sonuçta bir Anadolu insanı, bir öyle bir şey, çok fazla şey, girişken bir insan olmadığı için bulunamıyor. Yani o zamanlar arkadaşları falan babamın ilk şey yapıyorlar ama öyle kalıyor. Yani bütün elimizdeki o şeyler gidiyor. Ve daha sonra da maalesef babamla ilgili gerçekten iyi bir döküman, iyi bir film ve onun hayatıyla ilgili yapılmak istenen çok şey başlandı ama gerçekten şu ana kadar ciddi bir şey ortaya maalesef konamadı. Nitekim internette girdiğiniz zaman da gerçekten ne Güreş Federasyonu'nun sitesinde ne başka bir şey sitede
gerçekten onun ona layık bir bilgiler olan bir şey sistem maalesef yok. Yani buna tabii biz de ailesi olarak biz de kendimizi suçluyoruz. Ama bütün o zamana kadar da şimdiye kadar da işte üniversitelerde öğrenciler, öğretim görevlileri bu konuda çok tezler, şeyler hazırlayıp bu konuda çok hazırlıklar yapıldı ama maalesef ciddi bir şey göremiyoruz. Yani bu maalesef üzüntülü bir şey, üzüntü verici bir şey. Göremiyoruz yani ne ilgili bir arşiv, onun eski güreşleriyle ilgili bir şey. Yani böyle çok basit şeyler var. Bu galiba bizim tam Türkiye'mizin tipik bir problemi galiba. Biz genelde eskiden belki Osmanlı devrinde biraz arşivcilik gelişmiş ama ondan sonra biraz zayıf kalmışız galiba. Ben de tabii bu işin uzmanı değilim ama yani babamla ilgili ciddi bir sitenin olmaması bence şimdiye kadar olan Türkiye'nin tipik bir özelliği. Hiçbir şeyde nasıl çok bir şey çok iyi yapmıyoruz galiba bu konuda da bir özelliğimizden mi kaynaklanıyor artık bilemiyorum. Ama olmaması gerçekten yani ailesi olarak ben ve memleketim için iyi güzel bir şey değildi. Şimdi babam öldüğünde ben 11 yaşındaydım. Babamla ilgili hatırladığım en güzel şey, çok şeyi hatırlamıyorum ama hatırladığım bir şey, babamı biz çok nadir evde görürdük. Çünkü annem de derdi rahmetli, annem der ki o güreşçilerin babası derdi. Dolayısıyla hep kamplarda olduğu için biz evde maalesef biraz az görürdük. Eve geldiği zaman da işte 5 kardeştik o zamanlar. 5 çocuk babamın tepesinden inmezdik. Onun işte onunla boğuşmaya çalışırdık. İşte onu böyle güreşmeye çalışırdık. En şey hatırladığım o. Bir de yemek, evde yemek beraber yediğim zamanlar gerçekten bir şölen, bir unutulmayacak bir şeydi bizim için. Çünkü babam böyle çok iştahlı yerdi. Biz de onunla beraber işte mesela erkek olarak ben de ne kadar çok yersem herhalde o kadar kuvvetli olurum, iyi bir güreşçi olurum diye düşünür. Böyle çok güzel yemek şeylerini hatırlıyorum öyle geçmişimizde. Valla son olarak gerçekten inşallah Samsun'umuzda Yaşar Doğu'ya layık daha güzel törenler, memleketimize layık törenler ve onun adının verildiği gerçekten güzel bir spor salonu. Sağ olsunlar daha önce ismini verdikleri salonumuz şu anda biraz daha şey kaldı. Yeni yapılan salonumuzun ismini de inşallah Yaşar Doğu konur. Ve güzel etkinlikler olursa tabii eski değerlerimizi anmak açısından çok güzel olur.